Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni videoda karşınızdayım umarım iyisinizdir İyi olmama gibi bir şansınız olduğunu da düşünmüyorum onu da ekleyeyim sevgili arkadaşlar e, Trabzonspor kendi evinde Monako'yu 4-0 gibi çok net bir skorla mağlup etti e, bugün bunu konuşacağız e, maç geç bitmişti video çekemedim İşten geldim hemen gelir gelmez videoyu çekiyorum arkadaşlar kusura bakmayın e, ben maçtan önce dediklerimi de hatırlıyorum Aynen şunu demiştim. 4 yesek de 4 atsak da benim için fark eden bir şey yok. Ben bu maçı bir test maçı olarak görmüyorum. Oyuncularımızın yani değerini arttıracağı, Uğurcan'ın devleşeceği maç olarak görüyorum. Ve e, rakibin fiziksel gücüne karşılık verebilmemiz gerektiğini söylüyordum. Gbamin Siyopis ile beraber. Aslında hoca bunu biraz değişik bir şekilde de yaptığını söyleyebilirim. E, hocanın ilk 11'ini eleştirdik. Maç başı ben de eleştirdim. Bunları konuşacağız sevgili arkadaşlar. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerden ricam bu maçın şerefine de bir 200 beğeni yakalayalım. Yani ayıptır günahtır yani. 200 beğeni yakalayalım. Rica ediyorum. 200 beğeni hadi. Şu an herkes beğeni atsın. Ve videoyu durdurup ilk 11 yorumuyla maç sonundaki yorumunu paylaşsın. Çünkü ilk 11'e ben itiraz etmiştim. Yalan yok. Yani yalan yok. Hatta maç öncesi hepimiz zortladık. Yani sorun yok. Yeter ki ben zortlayayım. Hata yapayım. Yorumum yanlış çıksın. Trabzonspor galip olup da lafını herkes yer. Lafı yemekten şikayet edecek taraftar da yoktur. Ama benim ilk 11 hakkında şikayetlerim vardı. Galip geldikten sonra da susmak düşer ama ben çok az da olsa konuşulması gerektiğini düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi ilk 11'de arkadaşlar beni rahatsız eden tamam Hüseyin Sabek oynadı. E, bence fena da performans göstermedi. Ha, uçan kaçan bir performans değil. Abartılar görüyorum hemen. Abartı değil. Gereğini yaptı. İşini yaptı. Kademesini yaptı. Biz zaten beklediğimiz bu. Beklediğimiz bu. Hüseyin hiçbir zaman belki Trabzonspor ilk 11 oyuncusu olamayacak ama bu performansları yapıp ayakları yere sağlam basarsa kadro içinde Necip Uysal gibi Beşiktaş'ta uzun yıllar kadroda kalabilir ki kalmasında fayda vardır. Çünkü Hüseyin Ayarında bir topçuyu almak istiyoruz. Doğucan Aspolat. Bir buçuk milyon euro para veriyoruz. O para nerede? Çöpte. Yani ben maçın baştaki eleştirim. Bu takım sözde sağ dahil 3 mevkiyi yedekleyen Doğucan Aspolat'ı ve hem hücum hem savunmayı hem kanatları yedekleyen Yusuf Erdoğan'ın toplam bonservislerine neden 2 milyon euro verdi? Ya, Hüseyin Türkmen yine sabık oynamak zorunda kalsın diye mi ki? Hüseyin Türkmen en son bizim kötü bir durumda olduğumuzda Abdullah Avcı'nın kurtarıcı olarak geldiği yaklaşık 2 sene önceki durumda oynuyordu. İlk 11'e baktığımızda da heh, bu arada bu özürü tekrar tekrar dileyeceğim. Ben bakış atasın gelir elde etmek adı altında ve o mevkide birçok oyuncu olduğundan dolayı para edeceğini düşündüğümden dolayı e, satılabileceğini söylüyordum. Özür diliyorum sizlerden büyük hataymış bu takımın Bakasetas dışında Bakasetas'ın enerjisi ve Aorus'a dışında e, çok varlık üretebileceğini düşünmüyorum. E, keşke diğer oyuncularımız da Bakasetas kadar karakterli takımı kendine veren oyuncular olsaydı. Abdülkadir Ömür beni çok mahcup etti. Bu özrü sizden dilemek zorundayım sevgili arkadaşlar. Bunu da ekleyeyim. E, maçın tabi tek tek anlarına geçeceğiz. Genel bir genelleme yapmak istiyorum. Sonra zaten küçük küçük ayrıntılara geçeriz. Şimdi bu maçı 4-0 kazandık ama zaten geniş alanda affetmeyen bir takım olduğumuzu biliyorduk. Bunu da bugün Trabzonspor kanıtladı. Sıra geldi bizim ikinci problemimize. Bakın ben Monaco maçını geçtim. 4-0 yensek yensek de benim için hiçbir sorun yok ama çok iyi oldu ki Uğurcan modu açtı. Uğurcan maç kazandıran modu açtı. Uğurcan bugün bon servisine 1.5 milyon euro 2 milyon euro daha ekledi. Ben size diyeyim. Sıra geldi ikinci problem arkadaşlar kapalı savunmaları açacak set oyunlarına Kapalı savunmaları açacak Set oyunlarına ve Çizilmiş hücum planlarına Bu bizde var mı yok mu tam bilmiyorum e, Tabii ki de vardır ama bunu yansıtamıyoruz Monaco galibiyeti tabii ki de Çok anlamlı çok şey demek ama Her şey bitti her şey düzeldi demek değil bizim problemlerimiz Bir günü çözecek problemler değil Artılarımız var mı Tabii ki de deli gibi artlarımız var yani bunu tartışmak bile yasak. Gıbamin büyük bir artıydı. Yavaş yavaş kendini buluyor. Gıbamin Siyopis gibi bir uzun bir kısa farklı tarzda altı numaralarımız var. Bunlar biraz daha kendini toparlayacaktır. E, hucumda bu maçta aslında 4 tane gol attık ama hucumda ben ağım şaım olduğumuzu düşünmüyorum. Mesela Janini'yi beğenmedim. Umut Bozok çok aşırı iyi oynamasa da yani iyi değildik hucum anlamında ama geçiş oyunlarında iyiydik. Özellikle oyuna ikinci yarıdaki yapılan hamlelerde iyiydik. E bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Futbol anlar oyunudur. Skor oyunudur. E, çabuk kopan maçlar da oluyor. Bu maç çabuk koptu. Uğurcan biz ilk yarıda gerçekten oyunda tuttu. E bir de rakibin kendi kalesine attığı garip, komik, saçma sapan gol e, rakibi demoralize etti. Trabzonspor da hiç gevşemedi bunun üzerine giderek skoru aldı. Ama şimdi yalan da yok. Uğurcan bizi oyunu tutmasaydı belki de hiç böyle bir skorla karşılaşmayabilirdik. Bilmiyorum bu dediğime katılıyor musunuz? Biraz daha ben ayakları yere basan yorumlar yapıyorum. Ha diyeceksin ki Jenner'in pozisyonunu gole çevirse biraz daha her şey fark olabilir miydi? Tabii ki de olabilirdi ama yani Jenner'in kaçırdığı gollere ben şaşıramıyorum sevgili arkadaşlar. Hep diyorduk et mi balık mı et mi balık mı bu arkadaş. Değerli bir oyuncu olduğunu söylüyorduk. Ama yani %100 güvenilir bir oyuncu değil. Yani kimi zaman şov yapar, kimi zaman yani vezir olur, vezir de rezil olur. Ama bizim yani bence sene sonucu neyi satmalıyız. 2-3 milyon euroya satmalıyız. bu arada yani Uğurcan Çakır dedim. Notlarım arasında da Hüseyin Türkmen'in de yaptığı çok kritik bir hamle vardı. Ya o pozisyonlar bizi ilk yarıda net şekilde oyunda tuttuğunda söyleyeyim ki rakibin kalecisi Nübel de Maçta iyiydi. Yer tutuşları falan çok iyiydi. İşte ama bir anlık hata. Oyunu nereden nereye gitti. E, Trabzonspor'da kritik anlarda ki Trazegi gibi geniş alan bulunca affetmeyen bir oyuncu olunca da skor uçurum oluyor. Ki bir yandan da yani maçın özeti de oynuyor karşımda. Mesela 37'de Densil'in yaptığı hata vardı. Yani maçta aslında git gellerde oldu. Ama bizdeki o eksik olan özgüveni de sağlamış oldu. Mesela dikkat ettiğim şeylerden birisi hoca Yusuf yazıcıyı vesaire oyuna sokmadı. Çünkü bitik olduğunu da biliyordu. Ee, yani ama mesela Naci Maci'yi görmek isterdim. Lahdimi'yi görmek isterdim. Onu da ekleyeyim. Yani maç kopmuştu belli bir yerden sonra. Ya 69'dan sonra 4-0 olmuştu. Değişiklik hakkımız yoktu doğru. Ondan dolayı da olmuş olabilir ama ne bileyim yani görmek istiyorum çocukları şimdi. Buradan yerimden yorum yapmakta kolay da. Ya yani Naci ve Lahtimi'yi ne bileyim yani hangi maçta oyuna sokabiliriz ki başka? Şimdi haftaya Beşiktaş maçı var. Sokabilir miyiz? Bilmiyorum. Yani bir şey diyemiyorum ona da. Sizin yorumunuza bırakıyorum. Ee, gelelim bireysel oyuncu performansına arkadaşlar. Bart da Densil yani bizim zaten savunma ortamımızda çok bir sorun yoktu. Mesela bu maçtaki en büyük artı orta saha direncimiz yüksekti. Direncimiz gittikçe yükseliyor. Gıbamin Hamsik bakarsa da orta sahası sert bir orta saha bence. Ben hatta önermiştim. Hamsik oynamasa Siyopis pis mi oynasa diye demiştim. Ki buna benzer bir şey de döndü hoca. Demek ki neymiş? Bizim orta sahayı güçlü tutarsak bu takım bir şekilde skoru bulur. Ve e, nihayet duran toplardan da bir gol bulduk. Aslında bu maçı koparan şeylerden birisi Duran top silahını devreye soktu. İki tane duran toptan gol attık. Victor golü ve Bartley'nin golü. Ki arkadaşlar Bartley'nin golüne şaşırıyorlar. Arkadaşlar biz demiştik Bartley çok iyi free kick kullanıyor diye. Açın bakın videoları. Yani Bartri, Messi'den bile iyi free kick kullanıyor neredeyse. La Liga'daki performansına baktığınızda 20 tane 21 tane mi free kick golü var Bartley'nin. Hatta Bakistas niye free kickleri kullanıyor diye de söylenmiyor değildim. Onu da ekleyeyim. Bu arada Bakış da kullandığı korner çok güzeldi. Biz uzun bir süre Abdülkadir Ömür'e kullandırıyorduk. Ya yani mesela Abdülkadir Ömür'e ben menajerlik oyunlarında her şeyi kullandırıyorum. Ama menajerlik oyunu orası. Takım kaptanı bile yapıyorum. Alıyorum Uğurcan'dan takım kaptanlığını. Penaltıları Ömür'e, Friki'yi Ömür'e, kornerleri Ömür'e, her şeyi Ömür'e kullandırıyorum. Ama yani o orası sanal dünya. Bakış gibi bir oyuncum varsa kornerler o. Ama free Bart Bart'tı arkadaşlar. Onu da ekleyeyim sevgili arkadaşlarım. Ee, ekleyecek bir şey olarak da şimdi hafta sonu Beşiktaş maçı var. Bize bu maç neyi gösterdi aslında? Uğurcan'ın geri döndüğünü ve Beşiktaş maçında nasıl bir taktikle oynamamız gerektiğini. Şimdi bu maça baktığımızda arkadaşlar hemen bir yandan da verileri sizlerle paylaşayım. Bu maçta 52'ye 48'lik bir toplu oynama vardı. Yani top biraz bizde fazla olmuş ama biz biraz daha bu maçta geçiş oyunu oynadık. Set oyunundan ziyade biz geçiş oyunlarında biraz daha başarılı oluyoruz. Geçen sene Beşiktaş maçında da Beşiktaş üzerimize geldi 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 geldi. Yani Uğurcan bizi oyunda tuttu. Ama kontralarla isabetli kontralarla rakibi yendik. Ki o maçı da hatırlayın bak da sakatlanmıştı. Ömür'ün ve Cornelius'un golleriyle kazanmıştık. Yapmamız gereken bizim. Bence yani şu an hızlı pas çevirmeyi hızlı set oyunu yapacak bir takımımız yok. bile çünkü tam, hücumda Vişcan'ın o set oyunu alışkanlığında arıyoruz arkadaşlar. Yani aramıyor değiliz. Orada eksiklik oluyor. Yani sağ taraftaki oyuncuda bir eksiklik oluyor. O set oyunun tam, tamamlanması için tüm oyuncuların ona yatkın olması gerekiyor. Zaten yani, Trezegi de tam set oyununa yatkın oyuncu değil. Hadi Trezeguet'i yani tolere edebiliriz. Vizca Gomez ya da Vizca Umut bozok. Bunu sağlayabiliriz. Ama wish olmayınca o hiç olmuyor. Yani benim düşüncem Beşiktaş maçını bu maçı referans alarak hazırlanılması gerektiğini yani iç sahadaki maçlarda ne yapacağız o ayrı bir olay. O problem çözülmedi. İkinci problem o. Ama bizim en büyük planımız elimizde böyle bir adam varken Trezeguet gibi bir adam varken driplikçi oyuncularımız varken ya çok fazla yok ama Kontraya yatkın adamlarımız var. Bunlarla faydalanmak arkadaşlar yani. Çünkü o dediğimizi yapamıyoruz. Bir de ne olursa olsun orta sadirin direncini sağlamamız gerekiyor. Benim yorumlarım bunlar. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. E, gruptan da çıkacağız Allah'ın izniyle. Çok iyi oluyor. E, kötü halimizde bile böyleyiz. E, tabi, takımın transfer ihtiyaçları var. Bence kanatta ihtiyaçları var. Savunmadan ziyade. Onu da ekleyeyim ama artık mütevazi transferler, nokta atış transferler ve fizik kapasitesi yukarıda olan Beşiktaş'ın yaptığı transferler gibi transferler yapılması gerektiğini ben şahsım adıma düşünüyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.